Affetmek mi? Bir zamanlar çok sevdiğim bir adamı affetmiştim. Affettim. Neden biliyor musun? Çünkü o adam dünya başıma yıkılsa yıkıntıların altında kalmama asla izin vermezdi. Sendelesem dünyanın öbür ucundan yetişip elimden tutardı. Hiç ağzımı açmayıp sussam, sadece gözlerinin içine bakarak aklımdan geçenleri anlardı. Ama benim inandığım adam çok uzaklardı artık. Asırlar kadar uzakta. Tıpkı Karlıhan gibi. Ne yazık ki bu sadece bir masalmış. Ben gerçek olduğunu sanmıştım. Ama hiçbir zaman öyle olmamış. Öyle değil. Sen bana söz verdin. Ben de sana güvendim. Ve onu sana emanet ettim. İyi diyorsan iyidir eminim. Çıktı zaten, gerisini hallederim ben. Sen kabı çıkarıp yağ alır mısın? Ben de şu pastanın geri kalanını halledeyim. Ama benim inandığım adam çok uzaklardı artık. Asırlar kadar uzakta. Ben gerçek olduğunu sanmıştım. Ama hiçbir zaman öyle olmamış. Uzaklarda değil. Buradayım. Değişen bir şey yok. Ben hala o adamım. Değilsin. Karşımda duran adam kim? İnan bilmiyorum. Tanımıyorum seni. Sana bakınca tek gördüğüm nasıl yaparsın diye soran o adam. Karşındaydım. Bütün savunmasızlığımla teslim olmuştum sana. Sana güveniyordum çünkü. Dinlesen, ama gerçekten bir an dinlesen görürdün.
tek bir cümleyle öldürdün sen beni. Nasıl yaparsın? O soruyu sorduğun gün sen de öldün ama. Artık ne huzur ne de güven hissetmiyorum sana karşı. Koca bir hayal kırıklığı hissettiğim. Busun sen benim için artık. Bu kadarsın. Koca bir hayal kırıklığı. Evet. Merhaba beyefendi. Yol yardım servisi. Birazdan oradayız. Tamam, bekliyoruz. Bence böyle güzel oldu. Hı? Başka bir şey eklemeye gerek var mı sence? Bence gerek yok. Çok güzel oldu ya. Bak pastaneden alsak ancak bu kadar olur. Cimcime Hanım bir an önce gelse de tadına baksa. Baba, Nurşe abla neredesiniz? Buradayız. Mutfağa gel. Yoksa sürpriz mi? Arkanızda bir şey saklıyorsunuz değil mi? Ne saklıyorsunuz? Ne saklıyoruz acaba arkamızda prensesimden? Ne saklıyoruz? Hı? Ne var arkamızda? Tatatatam. Pasta, yaşasın. Pasta tabii, prensesim benim. Mua. Beğendin mi sürprizimizi? Harika görünüyor. Teşekkür ederim Nurşe abla. O zaman bana bir öpücük ver. Aa, hani bana öpücük? Kıskanırım bak. Nurşe ablanın pasta yaparken ben de çok yardım ettim değil mi Nurşe ablası? Öp bakayım babayı da. Oh, bir de buradan. Aferin cimcimem benim. O zaman ben tabakları çıkartacağım ama... Sokakta oynayıp eve gelen çocuklar önce ne yaparlar? Ellerini yıkarlar. Evet. O zaman koş ellerini yıka, biz de sofrayı hazırlayalım. Afet geliyor. Bakın, bakın, iyi bakın. Gözünüz afet görsün. Hem gözleri şiş. Ay, güzelliğimi çekemeyenler çatmasınlar. O kuşlar. Anca gıybet yapın siz. Başka ne anlarsınız zaten?
Raşit'ciğim, ben geldim. Hoş geldin sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Afedim, ne oldu sana? Çarpıldın mı sen? Tövbe tövbe. Ay alemsin Raşit'ciğim. Güzellik merkezindeydim, cilt bakımına gittim. Hani sen nereden anlayacaksın tabii bunları? Hiç alakan yok böyle şeylerle. Bakın mı? Ya bu bildiğin yıkım olmuş ya. Ay geçecek Raşit'ciğim, geçecek. Bütün bu iğne izleri, kızarıklıklar hepsi geçecek. Sen altından çıkacak o güzelliği hayal et. Nasıl olmuşum? Ay harika olmuşum değil mi? Tabii tabii. Fevkaladenin fevkinde. Zaten güzeldin, şimdi duble güzel olmuşsun. Ah abidim ya, bunu kendine nasıl yaptın ya? Çok kötü olmuş be. Nefis demek istedin herhalde. Ya hayır, nefis. Prenses, leziz mi demek istedin? Evet işte, ben de öyle dedim ya, nefis. Eline sağlık. Afiyet olsun. Biliyor musunuz ne oldu? Ne oldu prensesim? Sokakta az önce Afet teyzeyi gördüm. Yüzü de şey gibiydi. Ne gibiydi? Kabarık kabarık. Kıpkırmızıydı. Görünce korktum. Allah Allah. Ne oldu acaba? Ben taşıyayım istersen. Ay çok şükür. Nerede kaldın kızım? Merak ettim. Seni? Niye taksiyle gittin ki? Ne gerek vardı kardeşim? Az bekleseydin ben seni götürürdüm. En yakınlardaki kırtasiyeye gidebilir miyiz? Sahile inen yolda bir tane var. Sizin için de uygunsa. Öyle böyle hallettim işte. Bir sorun yok. Ben bunları Ali'nin odasına götüreyim. Bir şey olmuş yine. Normal değil bu. Thank you.
Karşımda duran adam kim? İnan bilmiyorum. Tanımıyorum seni. Sana bakınca tek gördüğüm nasıl yaparsın diye soran o adam. Karşındaydım. Bütün savunmasızlığımla teslim olmuştum sana. Sana güveniyordum çünkü. Dinlesen, ama gerçekten bir an dinlesen görürdün. Tek bir cümleyle öldürdün sen beni. Nasıl yaparsın? O soruyu sorduğun gün sen de öldün ama. Artık ne huzur, ne de güven hissetmiyorum sana karşı. Koca bir hayal kırıklığı hissettiğim. Demek geldin. Taksi şoförlüğü nasıl gidiyor? Vardiyan bitti mi? Kapanmadım bu konu hala. Bu mevzuyla ilgili konuşulacak çok şey var. Aklım almıyor. Yaptığın şeyin elle tutulur bir yanı var mı? Ama şimdi bunun için gelmedim. Ne için geldin? Ne var? Nasıl olduysa bu sefer onurlu davrandı. Hisseleri geri verdi. Öyle, birdenbire. Ben bir şey yapmadım. Çat kapı geldi, öyle karar almış. Abisinin ölümünden sonra biraz aklı başına geldi galiba. Çok nefis, çok. Yarın okula gidince anlatacağım. Nuşa ablam bana pasta yaptı, harikaydı diyeceğim. Aslında bir fotoğrafımız olsaydı. Prensesim, niye öyle söyledin? Yani bir fotoğrafımız olsaydı arkadaşlarım bana inanırlardı. Neye inanırlardı? Kızım, neye inanırlardı söyler misin? Aile olduğumuza. Dedemde kalıyorum diye benimle dalga geçiyorlar. Ne baban ne de Nurşu ablan seni istemiyor diyorlar. Nefesciğim, demek sana inanmıyorlar öyle mi? Biz gerçek bir aileyiz. Hem de çok mutlu bir aile. İstediğin fotoğrafı çekeceğim. Ama şunu sakın unutma. Senin hiç kimsenin onayına ihtiyacın yok. Hadi bakalım o zaman şu yüzümüz gözüksün, şu saçlarımızı bir düzeltelim. Şimdi de bana gülümse bakalım. Harika. Hadi sen de gel.
Orhun. Afife Hanım'la konuştuk biz biraz. Ben bu zamana kadar yaptığım bütün yanlış adımların hepsinin farkına vardım. Bilmiyorum, belki bahsetmiştir sana. Orhun, ben hissediyorum. Şimdi olmaz, sonra anlatırsın. Gelme. Ne olur gelme. Yapma bunu lütfen. Neyi yapmayayım? Beni takip etmeyi bırak. Dayı. Gelmişsin. Sen çağırdın, geldim. Hira abla, dayım ödevime yardım edecek. Aslına bakacak olursanız bana ihtiyacınız yok Aliço. Siz kendiniz de halledersiniz. Ya dayı, lütfen sensiz olmaz. Hira abla, sana bir şey söyler misin? Ne olur gitmesin. Sana da, ona da ihtiyacım var. Hadi o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım, bunlardan bir tanesini seç. Nasıl seçeceğiz ki? Hepsi çok güzel. Ama illaki biri diğerlerinden daha güzeldir. Seç ki bir tanesini bastıralım. Böylece yanında taşıyabilirsin. Tamam, çok dikkatli bakacağım o zaman. Bu güzel. Ama bu da güzel. Baba bak. Burada Nuş ablayla süper çıkmışsınız. Nuş abla ne kadar güzel değil mi? Sen de çok yakışıklısın ama Nuş abla prenses gibi. Ya ben seni yerim ama. Asıl prenses sensin bir kere. Tatlı dilli cimcimem. Bakın aklıma ne geldi. Şöyle yapalım. Sen bunlardan bir tanesini seçme. Hepsini bastıralım. Böylece küçük bir albümümüz olmuş olur. Sen de canın istediği her yere götürebilirsin. Sorun olursa da gösterirsin. Evet, artık kimse bana yalancı diyemez. Hemen çıkarır gösteririm. Evet, o zaman bu kadar sevgi fırtınası yeter. Yani bu bulaşıkların daha makineye girmesi gerekiyor. Ben de yardım edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin. Küçük ama rahat seni. O zaman şöyle yapıyoruz. Herkes kendi tabağını alıyor, bulaşık makinesine yerleştiriyor. Gel bakalım.
Dayı, birlikte akvaryuma gidelim mi? Olur. Gideriz tabii. Siz ne zaman isterseniz. Bugün gitsek olur mu? Ödevimi bitirince hep birlikte gidelim. Olur mu Hira abla? Yok, bugün olmaz. Neden ki? Ne var bugün? Niye gidemiyoruz? Doğru ya. Bugün benim online toplantım vardı. Nasıl da unutmuşum. Başka bir zaman gideriz. Artık ödevini de kolayladığına göre ben gideyim. Bundan sonrasını siz halledersiniz. Tamam. Ama benim inandığım adam çok uzaklardı artık. Asırlar kadar uzakta. Tıpkı Karlıhan gibi. Ne yazık ki bu sadece bir masalmış. Ben gerçek olduğunu sanmıştım. Hiçbir zaman öyle olmamış. Yapma bunu lütfen. Beni takip etmeyi bırak. Ben sana kendimi nasıl anlatacağım? Anladım. Beni affetmen imkansız.
Madem kendimi konuşarak ifade edemiyorum, o zaman sözcükleri kağıda dökmeliyim dedim. Seninle tarifsiz şeyler yaşadık. İyi, kötü, bir sürü anı. Ama ben her şeyi bir kalemde harcadım. Haklısın. Her şeyi ben mahvettim. Balyan'ım, dinleniyor musun? Aa, Raşit'ciğim. Ay, burada uyuyakalmışsın. Hadi gel. Kalk yatağımıza geçelim. Ay, uyanmayacak. Benden günah gitti Raşit'ciğim. Yani yarın kalkacaksın, yok belim tutuldu, yok oram tutuldu, buram tutuldu, söylenip duracaksın vallahi. Neyse ki çok ısrar etmedi. Acı gibi olmuş be. Lan dünyalar güzeli karımı ne hale getirmişler. Dünya güzellik merkezi olacak. Olan paracıklar oldu be. Lan. Ya hiç düzelmez, hep böyle kalırsa. İşte o zaman yandır Raşit oğlum. Kim bin benekli tavşanla ömür boyu beraber olmak ister ki lan? Evet, çizgi film izleyip keyif saati de yaptığımıza göre şimdi ne vakti? Uyku vakti prensesim. Mua. Biraz da otursam çok az. Olmaz mı? Olmaz. Prenses, şimdi doğruca banyoya gidiyorsun. Bu dişler fırçalanıyor. Oradan da yatağa. Hadi bakalım. Peki sizinle uyusam olur mu? Uf, batırdım üstünü de. Ya zahmet etme. Hallederim ben. Umarım makine yatınca çıkar. Ama eğer çıkmazsa ben sana yenisini alırım, söz. Olmaz.
Ama neden? Çünkü Cimcime Hanım, siz artık kocaman kız oldunuz. Evet, arada bir keyif olsun diye bizimle yatabilirsin ama her seferinde olmaz. Anlaştık mı? Hem prensesler en çok kendi yataklarında rahat ederler. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Şaka maka, saat de bayağı geç olmuş. Ben de yatayım en iyisi. İyi geceler. Sana da. Dünyanın bütün güllerini sersem önüne, bütün denizlerini getirsem sana, gücüm olsa bütün yıldızları indirsem aşağı, ne yapsam? Hatamı telafi edemem. Ama bir zamanlar inandığın, sevdiğin Orhun olarak senden tek bir şey istiyorum. Affet beni. İyi akşamlar hanımefendi. Bu sizin için. Thank you.
Nasıl baktı bana öyle derin derin? Esra haklı olabilir mi acaba? Yoksa o da bana mı aşık? Allah'ım olabilir mi böyle bir şey? Ne saçmalıyorsun şu an acaba? Resmen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ne oldu? Hasta falan mısın yoksa? Ya yok, hasta falan değilim. Yani yattım da uyku tutmadı, ben de biraz hava almak istedim. Emin misin iyi olduğuna? Sanki canın sıkkın gibi. Nefesini söylediklerine mi takıldın? Ha, yok. Yok, takılmadım. Çocuklar bazen farkında olmadan çok acımasız olabiliyorlar. Nefesin yaşlarındayken ben de çok zorlanmıştım. Her fırsatta babamın yokluğunu yüzüme vuran, bununla dalga geçen arkadaşlarım vardı. Ama sen şükür ki hayattasın. Ben de varım. Nefesin böyle bir şey yaşamasına izin vermeyiz, merak etme. Sen niye uyumadın, uyuyacağım demiştin? Uyuyacaktım da susadım, o yüzden kalktım ben. Ne oldu, niye gülüyorsun? Uyumuş olsaydım uyandıracaktın yani, öyle mi? Ne alakası var canım, sessiz olurdum. Sen ve sessizlik. Nurşah, ben şu ana kadar hiç böyle bir şeye şahit olmadım. En azından denerdim. Hem uyumamışsın da. Thank you.
Gir. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Hira Hanım geldi. Kardeşim otelden geri mi geldi? Evet. Bu saatte. Ali'ye bir şey oldu da bizim haberimiz olmadı yoksa. Dur dur telaş yapma. Geldi ama Orhun Bey'in çalışma odasına gitti direkt. Ali'nin yanında gitmedi. Doğruca çalışma odasında gitti öyle mi? Hı hı. Acayip. Çok acayip. Enişteden felik felik kaçarken şimdi neden onun yanında gitmiş olabilir ki? Acaba barıştılar mı diye aklımdan geçti benim de. Yani Hira Hanım Orhun Bey'i affetmiş olabilir mi? Olur mu olur? Kardeşim ne kadar kızgın olursa da adım gibi biliyorum. Enişteme sulu sulu asık. Keşke affetse. Sulu sulu değil sırılsıklam. Ondan iste. Hadi inşallah. Hayırlısı. İnşallah beklediğimiz gibi olur da. İnşallah. İnşallah. Açmadım. Okumadım. Okumayacağım da. Yapma. Vazgeç. Ben sadece Ali için buradayım. Bunu unutma lütfen. Burada bulunuşumdan başka anlamlar çıkarma. Her gün yeni bir şeyle karşıma çıkıyorsun. Ve ben yeni ne yapacak diye düşünmekten yoruldum. Konağa gelmek günden güne daha da zorlaşıyor. Ne bana ne kendine bu eziyeti yapma.